Problemler nasıl halledilir? Merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda hayatımızda karşılaştığımız çeşitli problemleri nasıl etkili bir şekilde çözebileceğimizi konuşacağız. Problemler hayatın bir parçasıdır ve bu video size bu problemleri aşmanız için gerekli stratejiler ve yöntemler hakkında bilgi verecek. Hazırsanız başlayalım. Herhangi bir problemi çözmeye başlamadan önce sorunun ne olduğunu net bir şekilde tanımlamak çok önemlidir. Problemi doğru bir şekilde tanımlayabilmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Problemi anlamak için sorunun neden ortaya çıktığını ve hangi koşullarda ortaya çıktığını belirlemeye çalışın. Problemin temel nedenlerini anlamak çözüm sürecine size yardımcı olacaktır. Sorunun sınırlarını çizin ve hangi alanlarda etkili olduğunu belirleyin. Sorunun kapsamını anlamak çözüm için atılacak adımları daha etkili planlamanızı sağlar. Çözüm alternatiflerini değerlendirdikten sonra en uygun çözümü seçmek ve bu çözümü uygulamak için bir plan oluşturmak gerekir. Geliştirdiğiniz alternatifler arasından en uygun olanını seçin. Seçim yaparken çözümü, etkinliğini, uygulanabilirliğini ve maliyetini göz önünde bulundurun. Seçtiğiniz çözümü uygulamak için bir plan yapın. Planınızda hangi adımları atmanız gerektiğini, kimlerin bu süreçte yer alacağını ve hangi kaynakları kullanmanız gerektiğini belirleyin. Planınızı oluşturduktan sonra çözümünüzü uygulamak için gerekli adımları atın. Planınızı adım adım uygulayın ve her adımda ilerlemenizi takip edin. Sorunun çözümünde karşılaştığınız zorluklar varsa planınızı güncelleyin. Çözüm sürecinde eğer bir ekip ile çalışıyorsanız açık ve etkili bir iletişim kurun. Herkesin ne yapması gerektiğini bilmesi sürecin daha verimli ilerlemesini sağlar. Çözümünüzü uyguladıktan sonra elde edilen sonuçları değerlendirmek önemlidir. Çözümün etkili olup olmadığını belirlemek için sonuçları inceleyin. Hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı değerlendirin. Uyguladığınız çözüm hakkında geri bildirim alın. Geri bildirim çözümün ne kadar etkili olduğunu anlamanıza ve gerekirse düzeltmeler yapmanıza yardımcı olabilir. Son olarak problemleri çözme sürecinde öğrendiğiniz dersleri değerlendirin ve gelecekteki sorunları daha iyi yönetebilmek için bu bilgileri kullanın. Çözüm sürecinde karşılaştığınız zorlukları ve başardığınız noktaları değerlendirin. Bu deneyimler gelecekteki problemlerde size rehberlik edecektir. Problemleri çözme yeteneğinizi geliştirmek için sürekli olarak öğrenmeye ve iyileştirmeye açık olun. Bu yaklaşım sorunlarla daha etkili bir şekilde başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Problemler hayatın doğal bir parçasıdır ve onları etkili bir şekilde çözmek için belirli stratejileri uygulamak önemlidir. Sorunu doğru bir şekilde tanımlamak, çözüm alternatifleri geliştirmek, plan oluşturmak, uygulamak başarılı bir problem çözme sürecinin temel adımlarındandır. Unutmayın, öğrenme ve iyileşme süreci de bu aşamaların önemli bir parçasıdır. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yaşadığınız problemler ve çözüm önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca daha fazla içerik görmek ve bize destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalımıza iyi olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.